Herkese kucak dolu sevgiler, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere ayak mantarı, tırnak mantarı, ayak kokusu ile ilgili muhteşem bir tarif vereceğim. Evde yapacağınız bu tarifle gerçekten ayaklarınızın kokmadığını, ayak tırnaklarınızın zamanla yaptıkça da renginin değiştiğini, kendi rengini aldığını ve ayak üzerindeki mantar ve enfeksiyonlarda kırıldığını göreceksiniz. Bu tarif yüzyıllardır kullanılan basit ürünlerle, dezenfekte edilen evde bulunan malzemelerle yapılabiliyor. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı, küçük de olsa kanalıma destek için bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hem bu suyu hazırlayacağız hem de mantarın kokunun sebepleri nelerdir? Bunları da bu şekilde ortadan kaldırırsanız, bunu da denerseniz bu tarifi gerçekten çok faydasını göreceksiniz. Öncelikle şöyle bir tane kabın içerisine 2 litre kaynatıp ılıtılmış suyun içerisine 1 çay kaşığı ya da 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyin. Ben temsili yapıyorum şu anda. 1 tatlı kaşığı kadar karbonat ekleyin. 2 yemek kaşığı kadar doğal elma sirkesi ekleyin. Her iki malzemeyi iyice karıştırın. Karbonat antiseptik özelliğine sahip, mikrop ve mantarları kırar, kokuyu yok eder. Elma sirkesi de aynı şekilde mikrop ve enfeksiyonu kırar. Cilt üzerindeki bakterileri, kötü kokuları yok eder. Şu şekilde ayaklarınızı yıkadıktan sonra yarım saat kadar bu suyun içerisinde bekletin. Daha sonra kağıt bir havluyla fazla suyunu alın ve 2 saat kadar ayaklarınızı havalandırın. Bununla birlikte tüm çoraplarınızı yüksek derecede ya yıkayın ya da kızgın ütüyle ütüleyin, çünkü üzerindeki mantar mikropları tekrar ayağınıza geçebilir. Ayakkabılarınızı açık havada havalandırın. İçerisine her akşam çıkardıktan sonra sprey başlıklı bir şişenin içerisine 85 derecelik limon kolonyasını sıkın. Her akşam bu şekilde yapın. Kişisel eşyalarınızı, yani terlik, çorap gibi çarşaflarınızı temiz yıkayın ve ütüleyin. Her kullandığınız zaman ütüleyin. Bunu düzenli olarak birkaç hafta yaptığınız zaman ayak kokunuzun yok olduğunu, mantarın kırıldığını, mantar yaralarında hızla iyileştiğini göreceksiniz. Varsa sorularınız videonun altına yazabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videoları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.